Çok az kaldı. 20 Temmuz'da kısmetse Kıbrıs suyuna kavuşacak. Peki kavuştuktan sonra ne olacak? Tarım sektörü için bir Önce tarım hareketlenme sektörü. bekleniyor. Evet. Fakat Büyükelçinin bir tespiti var. Diyor ki tamam, tarım hareketlenecek diye bekliyoruz. Fakat öyle olmayacak. Niye? Su geldikten sonra suyu işletmek için ne lazım? Elektrik lazım. Elektrik de geliyor. Ama şu Ama anda şimdi yok. elektrikle ilgili bir takım şeyler var. Sanki böyle ortaya bir atıldı. Nabız yoklanıyor sanki şu anda. Nabız yoklanıyor. Bir şeyler dediğiniz gibi dönüyor. İşte Kıptaki koruyanlar hala aktif. Aktif Aksa'nın özel Aksa'nın da bu işin içerisinde olduğu yönünde açıklamalar var. İşte geçen hafta biliyorsun Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Profesör Doktor Mehmet Çağlar konuğumuzdu. Ona da sorduk bu soruyu. Hayır dedi. Bir anlaşma yok. Sadece bu bir ön görüşme. Yani ön anlaşma, ön görüşme sonuçta bununla ilgili demek ki bir girişim var. Madem öyle özelleştirmeye hani buna yine bu işe talip olan Aksa'nın yönetim kurulu başkanının o toplantıda ne işi var? Neyse, aynen öyle. Öyle değil mi? Demek ki ya ateş olmayan yerden duman çıkmıyor abi. Yani sonuçta var bir şeyler. Bu elektrik de buraya gelecek. Öyle ya da böyle gelecek. Su nasıl geliyorsa elektrik de gelecek. Ama bu elektrik özel mi olur, tüzel mi olur, devlet mi olur? Onu ben bilemem. 2 sene önce Türkiye'den ciddi bir yatırımcı ve yakın bir arkadaşım, aynı zamanda doktor asıl mesleği, Kıbrıs'a geldiler elektrik konusunda. Evet. Dönemin Bayındırlık Bakanı Hamza Sener'le bir görüşme yapıldı. Ben de o Hı. toplantıdaydım. Görüşmede çıkan sonuç ne biliyor musunuz? Türkiye'den Kıbrıs'a kabloyla elektrik gelecek. Daha hiç adı bile anılmıyordu. Hı. Kabloyla elektrik gelecek, fiyatları bile belli. Hani sizin geçen hafta gösterdiğiniz o metin vardı ya, Mehmet Hoca, o yalnızca görüşme metnidir Evet, dedi. evet, evet, evet. Gelecek elektriğin rakamı bile belli. Kaç kuruştan verilecek? Türkiye'de kaç kuruş, Kıbrıs'a kaç kuruştan verilecek? Kıbrıs hükümeti vatandaşına kaç kuruştan satacak? Bunlar belli. Kıbrıs'a ne kadarlık alternatif enerji santrali kurulacak? Bu belli. Bunu kim kuracak? O da belli. Hani dediniz ya, Aksa niye o toplantıdaydı? İşte ateş olmayan duman çıkmaz. Demek Gelen ki arkadaş ne yaptı? Bunları gördükten sonra hesabını, kitabını yaptı. Dedi ki pasta zaten çok büyük paya gitmiş. Küçük bir şey kaldıysa bunun içinde o stresi yaşamaya gerek yok. Geri çekildiler. Hiç teklif bile vermediler. Ama şey, herkes paylaşmış zaten. Hani Mehmet Hoca burada şeydir, o görüşmedir ama dışarıda biraz konuştuğumuzda o da ima etti. evet. Herkes köşesini tutmuş. Evet yani bu da işte bu adaya gelecek olan suyla beraber elektriğin de aslında artık sadece kuzeye değil zaten güneyde düşünülüyor bu işin içerisinde. Su için de aynı şekilde düşünülüyor. Ben olabileceğini düşünüyorum. Yani Büyükelçi de açıklamasını öyle yapmış zaten. Elektrik geldiği zaman çiftçi rahatlayacak. Tarım Kesinlikle. sektörü o zaman rahatlayacak. O yüzden kablolu elektrik önemlidir demiş. Bu bir mesajdır aslında. Ama maliyetler yönünde birazcık şey var. Ortamda tartışmalar var. Maliyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan maliyetin çok daha üstünde olacağı yönünde bir Çok açıklama daha var. altında olacak. Yani tam Ben rakamını hayret hatırlamıyorum ediyorum. ama üçte biri neredeyse. Üçte biri kadar az olacak. Elektriğin ucuzlamış Türkiye'den gelecek olması, elektrik. özelleştiriyor olması, Kıptek yönetimi tarafından bunun istenmiyor olmasının sebeplerinden birisi bu olabilir mi? Olabilir. Çünkü Yani ucuz elektrik ucuz gelecek. elektrik Onca gelecek insanın demek, çalışmasına personelin gerek ihtiyacına kalmayacak. gerek kalmayacak demek, iş onların yönünden istihdam alanının yok olması mı demek Evet. olacak? Ya %30 zam geldi elektriğe. Niye geldi? Yalnızca Kıptek'in borçlarının faizi için geldi. Bu %30 zam gelmeyecekti. Öyle düşünün. Belki rakam daha da altına inecek. Ama daha altında olacağından eminim. Onun için de bir süreç gerekiyor zaten. Yani oturması, tepkileri birazcık bastırmak için zaman gerekiyor. Hı. Ya bir şey daha söyleyeyim. İlk kadın muhabiri Vasfiye Özkoçak rahmetli olmuş. Türkiye'nin ilk kadın muhabiri. Hı. 1923 Allah rahmet doğumlu. eylesin. Bizler de muhabirlik yaptık hepimiz. O yüzden Allah rahmet eylesin demek istiyorum ben de. Evet.